Fotoğraf çekiyor. Nerede? Direkt ona. Res kalkıyor. Çek 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 çek. Sadece onu çek. Sadece onu çekeceğim. Tamam mı? Davulcu abi. Şöyle bir gel bana. Abi çık da inmeyeceğiz. Başkan vekilimiz Sayın Mustafa Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Divan başkanımızı. Şimdi arkadaşlar bana teşekkür ediyorlar. Bu seçim sonucundan dolayı ben şunu söylemek istiyorum. Bu ne oda başkanının, ne yönetici arkadaşlarımızın başarısı değil. Biz bir ekibiz. Hep beraber bu mücadeleyi yaptık. Durakta çalışan kayalarımızdan, odada çalışan personelimizden, şoför arkadaşlarımızın tamamından ben bir bütün olarak kabul ediyorum. Hepimizin emeği var. Sivil toplum örgütünün gerçek sahipleri aramızdalar. Şahin Gültekin başkanımı çok kutluyorum. İsmail Kocakaya, Kocakaya'yı tebrik ediyorum. Bizim çok içimizde çok değerli arkadaşlar vardı. Biz bu davaya inanmıştık. Bu bizim hakkımızdı. Biz gerçekten de çok emek verdik bu iş için. Yatmadık, yollarda kayalık yaptık. Ama ne gitmezse hep Avcılar Şoför Odası'nın seçimi çift listeyle gidiyor. İstanbul'da çok nadirdir tek listeyle, çift listeyle gitmek. Sadece bizim Avcılar'da bu var. Bu biraz bizde moda oldu. Herkes haddini bilecek. Kimse Avcılar Şoför'den odasının üstünden hesap kitap yapmayacak. Kimse odanın kenarından geçmeyecek. Bu oda kimseye bakmayacak. Oda baksa baksa kendi öz üyesine bakar. Varsa mağduru, varsa garibanı oda onlara bakar. Yol geçen anı değil. Yıllardan beri 15-20 senedir bu oda bu işten yoruldu. Onun için ben hepinizin verdiği desteğe gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu bizim hakkımızdı. Bu Avcılar bunu şöyle artık bundan sonra şöyle yorumlamalı. Burada siyaset yoktur. Burada çalışan arkadaşlarımızın emeği var. Ben ne desem yeri yani ne desem bilmiyorum. Biraz da heyecanlıyım esasında. Ben hepinizi öpüyorum. Hepinizi kutluyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Mustafa Başkan'ı da birlik başkan vekilimiz de divan başkanımızı yaptı. Mustafa Başkan'ın da kısa bir teşekkür konuşması yapar mı? Sayın Başkanım. Evet, çok değerli arkadaşlar. Bu kongreler gerçekten esnafın hareketlenmesini, birbiriyle kaynaşmasını, bazen böyle ne hoş hareketler olabilir ama ben de sizlere bir kardeşiniz olarak 35 yıldır oda başkanıyım. Bu son dönemin, bu sene kongre yaptık. İnşallah 39 senede bırakıyorum. İnşallah Cemal kardeşimizle de biz de zaten birlikteyiz. Her konuda birlikte hareket ediyoruz. Minibüsün, taksinin, kamyonetin, servis araçlarının konularını birlikte yürütüyoruz. Birlikte belediyeye gidiyoruz. Ben bütün seçilen başta Kemal Türk kardeşim olmak üzere herkese başarılar diliyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Bu kadar gerçekten bir üyeli bir odada seçilmişsinin oy kullanması çok önemli bir olay. Başta sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Thank you.
indirime zahmet etmeyenler, şimdi efendim bir telgrafımız var. Müzaffer hocam onu. Sayın Başkanlığınızın yönetiminde toplanan odaklı senet kurumuna kalmıştır. Bir an çalışı yapıyorum. Enişte. Sayın Divan, Sayın Bakanlık Temsilcileri, Sayın SDK Başkanlarım, değerli Oda Başkanlarım, değerli esnafım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Arkadaşlar, fazla bir şey konuşmayacağım, ortamı germeyeceğim. Burada biz yapacaklarımı dört şeyini söyleyeceğim. Mikrofonu arkadaşlara bırakacağım. Bir, yapacakların işleri söylüyorum arkadaşlar. Bu kamyonetçilerle ilgili biz avcılar, şoförler odamızın hiç ilgilenmediğini söylüyorum. 7 yıldan beri kamyonetçi esnafına hiç önem vermedi bu yönetim. Arkadan, ondan sonra ben şimdi bunları yapacaklarımı kamyonetçi esnafına birer logo, avcılar, şoförler odasının logosu, ikinci şeyde şapka takacağız üstlerine. Bunların şeyine korsanı önleyeceğiz arkadaşlar. İkinci şeyim bu odaya bir servis arabası almak. Servisçilere araçları arıza yaptığı zaman servisini gelip ücretsiz olarak odadan alacaktır arkadaşlar. Artı bir çekici alacağız arkadaşlar. Minibüs esnafında da ilgili Avcılar 39 çekmece adlı arkadaşımızlar geçen sefer bizden imza topladılar arkadaşlar. Biz buna karşı çıktık. Bu yönetim çoğu esnaftan zorla imza topladı arkadaşlar. Bizzat ondan sonra bu imzaları gittiler mukameye verdiler. Birleşmesin diye arabalar. Biz zaten istemiyorduk birleşmeyi. Hat üstüne hat olmaz arkadaşlar. Birleştirelim dedik arabaları. İlk imzayı ben attım burada. Ondan sonra neyse çekildi arabalarımız. Burada küçük çekmece esnafı mağdur oldu arkadaşlar. Arabalar çoban çiftliğinin oraya inmişti. Çok güzel para kazanıyorduk. Bir güzel iş, yaptıkları iş buydu. Biz de kendi şeyimizle ilgili çekildi arabalar yukarıya. Biz de dedik ki buraya geldiğim zaman masfa dayandığım zaman direkt Avcılar 39 esnafı direkt aşağı inecek arkadaşlar. Kamyonetçi esnafınla beraber. Burada benim yapacaklarım teminatıdır arkadaşlar. Ondan sonra diyeceklerim, burada bütün korsanı mücadele edeceğiz arkadaşlar. Sizi sevgiyle, saygıyla saygılıyorum. Hepinize selamlarımı muhabbetle saygılıyorum efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Duran Çalışkan. Ben de 339 nolu kooperatif başkanıyım. İki tarafa da kim gelirse hayırlı uğurlu olsun. Bizim de mağduriyetlerimiz var. İki tarafa da gidebileceğimiz, derdimizi anlatabileceğimiz bir yönetim olmasını istiyoruz. Bazı Mete arkadaşımız dediğine katılıyorum. Bazı arabalarımız yolda kalıyor. Biz bazılar şoförler odasından gidip kurtarıcı alıyoruz. Bu bize yakışmıyor. Böyle şeyler olmaz. Bunları el atmamız lazım. Burada 1027 tane üye var. Bunlar yanlıştır yani. Herkese teşekkür ediyorum. Kim gelir, kim kazanırsa her tarafa da hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar benim taksim plaka sahibi, aynı zamanda durak sahibi. Ve başkanım dediği gibi bayağı mağduruz.
ve Borsan bayağı başlamış girmiş çalışan şoförlerin duratta gövyelerini çıkarabiliyor. Ve Borsan her apartman altında Borsan var. Her apartman. Su imalen altında su satıyor. Adam borsancılık yapıyor. Ama buna kimse hiç ilgilenmiyor. 59 plakalı Trakya'da gelip burada sarı tavsiyolara çalışıyor. Bizim esnafımız mağdurdur. Tavsiyelerimiz mağdurdur. Bir dura sahibi olarak. Hepinize başarılar dilerim. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Kemal Bey, buyurun. Şeref verdiniz. Şoförler Odası'nın 18. olağan genel kurulunu da hep beraber yapıyoruz. İnşallah esnafımıza, odamıza, İstanbul'umuza hayırlı olsun diye diliyorum. Gerçekten de güzel bir ortam. Ben iki dönemdir başkanlığını yaptım. Avcılar Şoförler Odası'nın genel kurulunun böyle heyecanlı, katılımcı, böyle dolu dolu bir salonda yapmanın da keyfini yaşıyorum. Tekin Mete benim dostum. Hiç kimse buradan bir şey çıkartmasın. Benim de arkadaşım. İki dönem beraber görev yaptım. Onun başkanlığında görev yaptım. Ben de yönetim kurulu yaptım. Burada kimse kendine bu işten bir pay çıkartmasın. Buradan böyle hır gür gibi bir şey beklemesin. Odanın genel kurulunu yapıyoruz. Çok demokratik bir ortamda. Normalde 4 senede bir biz buna benzer genel kurullar yapıyoruz. Şimdi bakıyorum, odanın üyesi önümüzdeki dönem kendine yönetim kurulu oluşturacak. Yani bir 4 yılına görev verecek bir ekip oluşturuyor. Ama bu liste olur, diğer bir liste olur, hiç fark etmez. Burada kaybeden yoktur. Bak çok net söylüyorum, bu listenin kaybedeni yoktur. Sadece siz üyeler önümüzdeki 4 yıl için daha iyi hizmet verecek bir yönetim oluşturacaksınız. O arkadaşlara görev vereceksiniz. Üyesi olmayanlar doğrulanıyorlar. Odanın üyesi olmayan kişiler ortalığı karıştırıyor. Sakın bunlara buradan prim vermeyin. Buradan en küçük bir tartışma istemiyorum. Kaymakam Bey'i de aldım, konuştum. Emniyet Müdürü'ne de söz verdim. En küçük bir tartışma olursa sebebi benim kardeşlerime, arkadaşlarıma, yeğenlerime, herkese, özellikle bizim taraftaki arkadaşlara söylüyorum. En küçük bir tartışmaya sebebiyet vermeyeceğiz. Şimdi Şoförler Odası birinci, ikinci, üçüncü ayda herkesin bildiği gibi genel kurullarını yapıyor. İstanbul odalar genel kurullarını yapıyor. Avcılar Şoförler Odası da onlardan bir benzerini yapıyoruz. Yine her zamanki gibi çift listeyle gidiyoruz. Yani zaten Avcılar'da bizim Şoförler Odası'nda bir de tek listeyle seçime gitmek nasip olmadı. Çünkü Şoförler Odası o kadar çok dışarıdan müdahalelere maruz kalıyor ki, yani bu odanın tek liste yapma şansı bile yoktu. Yani bu üyesi olan, olmayan, ben ne diyeyim, eski belediye başkanlarından, eski mahalle muhtarlarından, işte bugün de yaşadığımız bizim il dernek başkanlarımız karşımıza oturuyorlar. İl dernek başkanlarımız bir de bir federasyon oluşturduk hep beraber. Bu il dernek başkanının esasında asli görevi Avcılar'da sivil toplum örgütlerini bölmeden, ayrıştırmadan bir kültürü beraber yaşatma görevi varken bizim bu sivil toplum örgütleri bir federasyon oluşturdular. Bu federasyon da hızlı şekilde taraf olmaya başladı. Şimdi biz burada genel kurulumuzu yapıyoruz. Biraz sonra sandıklar konacak. Siz oylarınızı kullanacaksınız. Bu oy sonunda bir liste kazanacak, bir liste de kaybedecek. Eğer bizim liste kazanırsa görevimize devam edip gideceğiz. Kaybettiği zaman da Tekin Mete benim yine çok değer verdiğim bir arkadaşım. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Tekin'le bizim inşallah veremediğimiz yoktur. Yönetimler ara ara değişiyor. Peki Tekin Mete'nin listesi kaybederse, biz kaybettiğimiz anda ben şunun sözünü veriyorum. Şoförler Odası seçimini kaybettiği anda ben ve arkadaşlarım namus şeref sözü bir daha aday olmayacağız. Çünkü iki dönemdir ben burada yöneticilik yapıyorum. Şimdi bu sandıklar, evet arkadaşlar, bizim liste kazanmadı mı bunun Türkçesi, kibarcası şudur.
Siz iki dönem görev yaptınız. Artık bu dönem sizi istemiyoruz. Başka bir yönetim. Biz de çekilip işimize gücümüze bakacağız. Ben dönüp buraya bir daha aday olmam. Söz veriyorum. Peki Tekin Meter'in hissesi kaybettiği anda bizim bu il dernek başkanlarımız, bizim bu federasyon diye tabir ettiğimiz federasyon ne yapacak? Görevinde duracak mı? Yoksa onlar da bizim gibi istifa edecekler mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar, hiç kimse beslenmesin. Üyesi olmayan, şoförler odasının üyesi olmayan arkadaşlardan ricam şu. Bu avcılar şoförler odasının yakasını bıraksınlar. Kardeşim bu odanın yakasını bıraksınlar, kimseye bundan sonra bedavadan geçirme devri yok. Burada bu bizim şoförler odası ki artık birilerine baka dışarıdan atamalarla, dışarıdan yönlendirmelerle ya bizim esnaf kendi iradesini koyamıyor. Bu esnaf kendi gücünü ortaya koyamıyor. Bu anormal derecede bize yapılan bir haksızlıktır. Eğer bu Kemal Türkçe bile kesinlikle buna müsaade etmeyeceksiniz arkadaşlar. Biz, arkadaşlar da onu söylüyorlar. Geçen gün bir canlı yayında dinledim, Tekin Bey'i dinledim. 4-5 tane yine il derneklerle bir canlı yayın şeyi yapıyor, programı yapıyor. Diyor ki, orada il dernek başkanları diyor ki, bizim derdimiz diyor, amca şoförler nasıl iyi yönetilsin diye biz bu işin içine girdik, müdahale ettik. Sevgili başkanım, Özbey başkanım burada mı? Siz bunun 7 sene öncesinin nasıl yönetildiğini biliyor musunuz? Biz mahkeme kararlarıyla, biz hacizlerle, biz borçlarla bu olayı devraldık arkadaşlar. Ya bizim oda niye Kürdolay Obası'ndan, Kartal'dan, Bağcılar'ın üstünde olmasın? Bizim oda borçlarla, harçlarla boğuşurken, biz bu odanın yönetimine geldiğimiz zaman çok üzülerek söylüyorum. Şimdi biz burada görev yapıyoruz, biz bu odanın yönetimine geldik, bir hafta sonra mahkeme kararları geldi. Mahkeme kararlarında şunu diyordu. Evet, geçmişte yanında çalışan arkadaşlar sizi mahkemeye vermişler. O dönemin başkanı işte bu evrakların altına imza atmış. Hiçbir şüphem yoktur. Başkanım, siz de eğer divan müsaade ederse cevaplarsınız. Tekin Bey bunu bilerek değil, bak bilerek deme. Bilmeyerek onun altına imza attı. Bu adamlar gitti bizi mahkemeye verdiler. Bizim odamız kapanacak duruma geldi. 85 yılından beri Ahmet Balaban'ın zamanından geri tamam. Karşını konuşuyoruz. Başkan, karşılıklı konuşuyoruz. Sen de konuşuyorsun. Senin altına imza attı. Başkan otur. Şimdi arkadaşlar altına imza attı evraktan bak bilerek değil bilmeyerek. Bilmeyerek altına imza attı evraktan bizim oda mahkeme kaybetti. Şimdi biz bu davayı Yargıtay'a götürmemiz lazım. Bu bizim görevimiz. Götürmediğimiz zaman suç işliyoruz. Biz bu davayı Yargıtay'a götürürken ben Bakırköy 7. Mahkeme İç Mahkemesi'nin hakimine bir şekilde ulaştım. Yani sizin verdiğiniz bu karar doğru karar değil dedim. Hakim Bey, bu odaların kapanmasına sebebiyet veriyor. Bu olacak iş değil dedim. Dedi ki bana sen ne iş yapıyorsun? Dedim avcılar şoförlansın başkanıyım. Dedi ki bu dava bir senedir sürüyor. Başkan Bey de bir gün gelip savunma bile yapmamışsınız. Yani bizim davamız orada sürerken, Bakırköy 7. İç Mahkemesi'ne sürerken bizim dönemin başkanı gidip de bir gün dememiş ki ya kardeşim bu adamlar buranın personeli değil. Burada çalışan kahyalar. Biz Yargıtay'a götürdük. Yargıtay'a götürürken başkan ben senin yanında yönetimde değildim. Ben ayrılmıştım. Ben yönetimde değildim. Otur adam ya. Otur musun? Karşılıklı konuşmuyorsun. Genel kuruluna hitap et. Şimdi arkadaşlar biz Yargıtay'a giderken bunların avukatları geldi. Dediler ki sizin bu odanızı kapatıyoruz, hesaplarınızı el koyuyoruz. Bu yalan meram bir şey değil. Ben özellikle buradaki Tekin Mete'yi destekleyen esnaf kardeşlerime de sesleniyorum. Elbette onlar da yönetici olmak istiyorlar. Burada il dernek başkanlarımız, federasyon başkanlarımız çok değerli. Dışarıdan misafirlerimiz var. Şimdi bizim ne yaptığımızı bir bilin ki ona göre siz karar verelim. Biz bu davayı Yargıtay'a götürmemiz için avukatlar dedi ki bize biz bize güzel güzel bir ödenek yapmanız lazım. Kasası tam takır bomboş. Kasa bomboş. Devraldığım zaman kasanın bir de parası yok. Kasanın borcu var. Onların yöneticileri huzur haklarını almamışlar. Kasasında para yoktur. Ya geldik bize bir 100.000'le para verecekler. Bir gecede minibüsçü arkadaşlarımızı topladık. Minibüsçüler buradadırlar. Karşıya giden minibüslerimiz de dahil. Bir gecede toplantı yaptık. 100.000'le para topladık. Bir gecede.
Karşıya giden arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. O parayı aldık, bunlara verip davayı Yargıtay'a götürdük. Burada İvan Başkanımız aynı zamanda İstanbul Eser Sanatkarlar Birliği Başkan Vekili Mustafa Uzun. Birliğe evrak almaya gittik. Dediler size evrak yoktur. Niye? Dediler sizin bize borcunuz var. Borcunuz var, bir de evrak vermiyorlar. Avcının şoförler odasına evrak vermiyorlar. Ne kadar borcumuz var? 30 bin lira. 30 bin lira para da yoktur. Bunların çok konuştuğu Kabil madenlerin ne işi var, insanların ne işi var dediği adamlardan, arkadaşlardan şimdi bahsedeceğim. Toparlayalım Kemal Bey, toparlayalım. Birliğe gittik, 30 bin lira para lazım. Kabil madenler 30 bin lira verdi, oradan evrak aldık. Ankara'ya gittik. Bu davayı takip etmek için bir emekli hakim bulduk. Dediler ki, biz bu davayı takip ederiz, 100 bin lira bize para lazım dediler. İhsan Erol arkadaşıma dedim ki, bize biraz yardım edeceksin, borcumuz olsun. Oradan 100 bin lira para aldık. Biz bu hengemeden böyle çıktık. Şimdi, 3 dönemdir seçime gidiyorum, 3 dönemdir karşımıza çıkıyor. Ya birinci dönem girdik, bak ben diyorum ki, ben söz veriyorum, ben bir daha aday olmayacağım diyorum. İkinci dönem oldu, yine karşımıza. Üçüncü dönem oldu, yine karşımıza çıkıyor. O zaman şöyle bir şey çıkacak. Bakın, biz bu seçimi kaybedersek, 3 dönemde biz çıkacağız. 3 tane 4, 12. Yani 2018, 12 daha koydum, 2030 yılına kadar da biz sizinle yarışacağız. Burada kimseye bundan sonra yöneticilik, yöneticilik yok gibi bir şey. Ya biz 2030 yılına kadar da biz mi uğraşacağız bu millete? Biz aday olmayacağız kardeşim. Biz bu seçimi kaybettiğimiz zaman ben ve arkadaşlarım adına söz veriyorum. Kesinlikle aday olmayacağım. Kazanan listede olursa söz, huzurlarınıza söz. Kesinlikle muhalefet falan olmam, başkalarına yönetici arkadaşlarımın yanında duracağım, gidip destek vereceğim. Çünkü benim orada malum var, benim orada üçte bir minibüsüm var, 7-8 tane servis arabamız var. Onlar bizim için çok önemliler. O yeni yönetime gelecek arkadaşlar, şayet bunlar olursa onlara destek vereceğiz. Bizim burada yani bir şekilde geçinmemiz lazım. Şimdi, ya anlatacaklarım biraz uzun da, esasında bizim yönetim kurulunda İhsan arkadaşımız yaptıklarımızı anlattı. Ben oralara girmek istemiyorum. O yaptığımız çalışmaları falan anlatmak istemiyorum. 8 tane kaya arkadaşımız 900 bin maaş aldıkları zaman ben geldim ki onların 900 bin lirasını 2000 lira yaptım. 8 tane yönet kaya ile beraber de 6 senedir de kayalık yapıyorum yollarda. Sabah saat 6, gece saat 11. Ben bu esnafın rahat etmesi için, kamyonetçi, servisçi, taksici arkadaşlarımızın rahat etmesi için şahsım, yönetici arkadaşlarımızla beraber gece gündüz bir uğraş içine girdik, çalışıyoruz. Yani bana bir tane minibüsçü, salondan bir tane minibüsçü kalksın desin ki kardeşim biz şunu istedik de siz gelip yapmadınız. Küçükçekmece'nin birleşme konusu değil, Küçükçekmece'nin birleşme konusunu zaten Beylikdüzü'nün iyi, ben Küçükçekmece'ye yardımcı oluyorum. Ben Küçükçekmece ile Beylikdüzü'nün kararlarını bir araya getirdik. Bir protokol imzaladık. Küçükçekmece'nin 15 arabayı, başkanım bir saniye. 15 arabayı çıkarttık. Senin durağından 15 arabayı çıkarttık. Mehmet'le gönderdim ki. Bazılar atı çalıştıramadın. Hazırın atı açtım, atı çalıştıramadın. Hangi attı? Abi. Neyse. Şimdi ben Kemal Bey toparlayalım. Beylikdüzü'ne bazı uzattım. Bu mavi marmarada çalışan otobüs arkadaşlarımız. Otobüs arkadaşlarımız bizi mahkemeye verdiler. İdare mahkemeye verdiler. Dediler ki bu karar otobüsleri mağdur etmiştir. İdare mahkeme kararının kararı aldık. Minibüslerimizi durdurmadık. Bir yazın tatile gitmedim. Bir yazın geldim o durağın başında durdum ki Küçükçekmece'deki minibüs hesabımız mağdur olmasın diye. Gece 3 ay orada yattım. İlk ikamede o kararı tekrar taşıdım. Tekrar aynı kararı çıkarttık ki minibüs arkadaşlarımız orada mağdur olup da yani gerçekten de minibüsçünün çalışma alanları her gün daralıyor. Her geçen gün daralıyor. Biz bunları yaparken ben Esenyurt Avcılar Odası değil Küçükçekmece Odası'yla biz esnafımız konuşmuyorduk. Beylikdüzü Odası'yla ilişkilerimiz çok kötüydü. Esenyurt Kooperatifi'nin yolunu bilmiyorduk. Esenyurt Kooperatifi'nin yolunu bilmiyorduk. Ben Esenyurt Kooperatifi'nin minibüsçü çalışan minibüsçü arkadaşlarımızın haklarını savunuyorum ya. Düşünebiliyor musunuz? Kendi durağımızda yapacağımız işler bitti. Biz Esenyurt'ta çalışan arkadaşların minibüsçü esnafının haklarını savunurken çok acıdı.
Şimdi Tekin Mete Aslı Sürecli'nde seçim kuruluna bir dilekçe veriyor. Diyor ki bu düğün minibüsçüye 43 tane minibüsün plakasını veriyor. Bu minibüsler diyor bize ait değildir. Bunlar oy kullanamazlar diyor. Seçim kurulu inceliyor. Diyor ki hayır diyor. Bunlar diyor eski kayıtlar diyor. Bunlar eski kayıtlar diyor. Bunlar oy kullanabilirler. Bunların seçim kurulu böyle dedikten sonra şimdi bunların önce gitmesini istiyor. Eğer seçim kurulu bunu zaten gönderseydi hepsi gidecekler. Hiçbir tanesi burada kalmayacak. Seçim kurulu itiraz ediyor. Bu arkadaşımız ne yapıyor biliyor musun? Şimdi seçim kurulu hayır diyor. Bunlar diyor burada diyor oy kullanabilirler. Bu arkadaşımız gidiyor. Onların içinden Veysel Ateş denen bir arkadaşımız var. Esenur'da iki tane minibüsü var Veysel Ateş'in. Bizim durağımızın arabası değil. Bizim minibüsü bizde değil. Odası bizde değil. Esenur'dadır, karşımdadır. Veysel Ateş kardeşimizi getirip yönetime davet ediyor. Veysel de kabul ediyor. Ya şimdi ben Veysel kardeşime soruyorum. İki tane arabası var, kendisi de esnaftır. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Şimdi bizim Avcılar'daki minibüsçüler üçer dakika, dörder dakikayla çalışıyorlar. Dört tane arkadaş koymuşuz dakikalarını, GPS raporlarını takip ederken, Veysel kardeşim, sen gelip bizim durakta bu işi yapacak mısın? Takip edecek misin? Bizim, tamam, sana da söz versin. Şimdi benim burada 70 tane minibüsüm varken, dört tane yönetici arkadaşım, biz duracağız, Esenur'daki minibüsü gelecek, bizim minibüslerimizi takip edecek. Bizim minibüslerimize bakacak. Bu olacak iş değil arkadaşlar. Bu gerçekten de tuhaf bir durum. Ben toparlayın Kemal Bey, toparlayın. Evet, toparlayın başkan. Arkadaşlar, Avcılar Şoförler Odası, esnaflar beraber geçmişten bugüne kadar en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bizi öyle bir yerlere taşıdılar ki, yok işte bunların siyasi görüşleri, bunların mezhepleri, bunların inançları, yok bunların ideolojik duruşları falan. Biz arkadaşlar, bir sarı otursun konusuna, divan söz versin konusuna. Biz hiç böyle bir ayrımcılık yapmadan sivil toplum örgütleri kendi içinde, evet elbette AK Partilerinde, Cumhuriyet Halk Partilerinde, Milliyetçi veya diğer partilerden de üyesi var. Biz tamamını bir bütün olarak kabul ediyoruz. Esnafımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi yönetimimizin içinde de siyasi farklılıklar var. Siyasi görüşlü olanlar var. Ben bir Avcılar Esnaf Odası olarak AK Parti ilçesine defalarca gitmişim. Hatta esnaf toplantılarına davet edilmişim. Gitmişim İktidar Partisi'nin ilçe başkanı. Mutlaka gideceğim. Orada ilçe meclisinin tamamı arkadaşlarımız bizim. Oradaki meclis üyelerinin tamamı benim arkadaşım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine aynı durum var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe meclisçileri, ilçe başkanı bizim arkadaşlarımız. Biz burada ayrım yapmadan, biz burada farklı bir şey yapmadan, biz bu toplumda sadece kendi direksiyon seyirler ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Bizim siyasetle falan çok ilgimiz yoktur. Burada da arkadaşlar, ben bizim bu genel kurulumuz inşallah esnafımıza, bu coğrafyada yaşayan şu Avcılar Şoförler Odası'nın bulunduğu bölgedeki Yeşil Kenti'nden, Beylikdüzü'nden Avcılar'daki esnafımıza ben hayırlı olsun diyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Hangi liste kazanır, daha faydalı olacaksa inşallah o liste kazanır diyorum. Katıldınız, destek verdiniz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Genel kurul yerine. Bu işin bir usulü kaydı. Bu işin bir usulü kaydesi var. 3-4 sefer sorduk. Konuşmak isteyen var mı? Konuşmak isteyen. Bir dakika. 3 kişi. Tekin Bey, ikili arkadaş konuştu. Son sözde iktidarın yani çıkıp cevap verecek verdi. Oturun verdi. Çıkıp geldi. Kongreyi kapatıyoruz. Sen çıkarsın bir dakika. Ne geldi? Bir dakika dinleyin ya. Sen çıkar konuşursun. Başkasına cevap hakkı doğar. Bir dakika. Başkasına cevap hakkı doğar. Sürtüşme çıkar. Yani bir şeye gerek yok. Değerli konuşuyoruz.
Tamam bitti beyefendi, bitti. Oy pusulası rica ediyorum.